Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillah. Yatsı namazı artık ileriye doğru gitmeye başladı. 7:45. Biz de ona göre inşallah bir ayarlama, bir düzenleme yapalım. İnşallah Allah nasip müyesser eder de bu dersimizi camimizde bir an önce yaparız. Bu derslerin yeri camilerimiz. Böyle konferans salonları vesaireler filan değil. Camileri Cenab-ı Allah bizim için hem ibadet yeri hem dinimizi öğrendiğimiz mekanlar kılmış. Cenab-ı Allah tekrar mescitlerimizin, camilerimizin asli vazifelerini ifa ettikleri günleri görmeyi bizlere nasip eder. İbrahim el-Halebi Hazretleri'nin Mültaka kitabını okumaya devam ediyoruz. Geldiğimiz bu bahis konu Babul Hayz. Hayız konusu. Hayız konusu adet kanı, regl, kadınları ilgilendiren bir mevzu. Ama elhamdülillah bu dersimiz aynı zamanda videoya çekiliyor ve internete konuluyor. Oradan hiç bilmediğimiz, tanımadığımız kardeşlerimiz, beyefendiler, hanımefendiler seyretme imkanı buluyorlar. Binaenaleyh buradaki cemaati bugün direkt ilgilendirmiyorsa da ümmeti Muhammed'in ilgi ve alakasını mucib konulardan bir tanesi. Nedir hayız? Huve demun yanfuduhu rahimu imraetin baligatin la da'a biha, hastalığı olmayan, ergin, yetişkin, buluğ çağına ermiş bir hanımefendinin rahminin atmış olduğu kandır. Rahimden gelen bir kandır. Cenab-ı Allah Adem oğullarını, Havva kızlarını farklı farklı şeylerle imtihan etmiş, farklı özellikler vermiş. Havva kızlarının imtihanı da bu adet, regil iledir. Her ay, her ayın mutat günleri, belli günler bu kanı görürler. Tabi adet görmek mucizevi olaylardan bir tanesidir. Cenab-ı Allah her ay periyodik olarak hanımefendileri tabiri caizse bakıma alıyor. Doğurganlıklarının devamı için, sürekliliği için doğurgan oldukları dönemde hülü çağından işte menopoza girinceye kadar sinni iyas diyoruz ona biz. Artık adet görmenin bittiği çağa gelinceye kadar kadınlar, hanımefendiler periyodik olarak bu süreci yaşarlar. Vücudun doğurganlığını tazeler ve sürekliliğini kazandırır bu biyolojik hadise. Bunun yanı sıra bir takım fıkhi hükümleri de vardır. İbadetlerimiz ile alakalı olan durumu da söz konusudur. Onun için buluğ çağına ermiş olan her şöyle buyurun. Kamera sizi de çeksin, bizi de çeksin. Her buluğ çağına gelmiş olan kız çocuğunun bunları bilmesi gerekiyor. Bu eğitimin anne babalar tarafından, özellikle de anneler tarafından verilmesi gerekiyor. Eğer anneler bu bilgilendirmeyi yapabilecek imkana sahip değillerse, bilgi birikimine sahip değillerse,
O zaman mahalleden bu işi yapabilecek olan bir hoca hanımefendinin yanına çocuklarını göndermeleri, kız çocuklarını göndermeleri ve bu ergenlik dönemiyle ilişkili olan fıkhi hükümleri ondan öğrenmelerini temin etmeleri gerekir. Maalesef bu noktada da ihmalimizin olduğunu söylemek durumundayız. Bunun telafisi için Müslümanlar bulundukları toplumlarda, yaşadıkları yerlerde kümeleşmeliler, cemaatler meydana getirmeliler. Aynı yaş grupları, aynı akranlar beraber dini eğitim alabilecekleri bir takım zeminleri ve şartları oluşturmalılar. Öbür türlü ciddi eksiklerimiz söz konusu olmuş olur. Bütün fıkıh kitaplarımızda bu konu yer aldığı gibi Mülteka kitabımızda da yer alıyor. Diyor ki hayız bir kandır. Bu kanı, adet kanını bülüğ çağına ermiş olan her hanımefendinin rahmi periyodik olarak dışarıya atar. Ancak bunun adet kanı, hayız kanı olabilmesi için rahimde bir yaranın, hastalığın olmaması gerekir. Eğer bir yaradan, hastalıktan kaynaklanan bir kan ise ona adet kanı denilmiyor. Ve akalluhu selâfetü eyyam. Bu adet döneminin en azı 3 gündür. Bile yâliha 3 gün 3 gecedir. Yani 72 saat süresince gelen, rahimden gelen kana adet diyoruz. Azı 3 gün ve 3 gece olduğuna göre 2 gün kan görmüş bir hanımefendi, ondan sonra kesilmiş, bir daha kan görmemiş. Bu gördüğü 2 günlük süre zarfında ki kan adet kanı değildir. Çünkü asgarisi, en azı 3 gün 3 gece sürmelidir. Bunun sürekli olarak gelmesi gerekmiyor. Ancak başlangıcı ile bitişi arasında en az 72 saat olması gerekiyor. Ve an Ebi Yusuf'e rahimahullahu teala, Ebu Yusuf Hazretleri'nin görüşüne göre de yevmâni ve ekseru sâlisi, 2 tam gün, 3. günün de çoğunda bu kanın gelmiş olması gerekiyor. Yani 48 saat, 12 saat daha, 60 saat yapıyor, 2,5 gün. 61-62 saat devam etmiş olması gerekiyor. Ve ekseruhu 10 eyyamin, hayzın, adetin en fazlası 10 gün sürer. Binaenaleyh asgarisi 3 gün, azami sınırı 10 gündür. وَمَا نَقَسَ عَنْ اَقَلِّهِ اَوْ زَادَ عَلَى اَكْثَرِهِ فَهُوَ اِسْتِحَادَةٌ. 3'ten az olan, ondan da ziyade olanlar istihaze kanıdır. Yani hastalık kanıdır. Örneklerle izah edecek, açıklayacak olursak, pazartesi sabah namazına kalkan bir hanımefendi adetinin başladığını gördü. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe 3 gün
üç geceyi doldurduktan sonra adetini görmeye devam ediyorsa, bu hanımefendi hayız görüyor, adet dönemindedir anlamına geliyor. Ama pazartesi sabah namazına kalktığı zaman farkına vardı adet gördüğünün, pazartesi salı adet görüyordu, çarşamba sabah kesildi. Ondan sonra bir daha da görmedi. Böyle bir durumda pazartesi sabah itibarıyla namazını bırakan, oruç vakti ise orucunu bırakan hanımefendi kardeşimiz, pazartesi ve salı kılmadığı namazlarını, tutmadığı oruçlarını kaza edecek. Niye? Çünkü asgari sınırı doldurmadığı için o görülen kan hayız kanı sayılmıyor. İstihaza dediğimiz özür kanı veya hastalık kanı sayılıyor. Yine aynı hanımefendi 10 gün bittiği halde kan görmeye devam ediyorsa, 10 günün bitimiyle gusül alacak, ondan sonra namazlarını ve oruçlarını düzenli takibe devam edecek. Niye? Çünkü hayzın azami süresi 10 gündü, azami süreyi doldurunca ondan sonrası artık hayız adet değil, istihazadır. وَمَا تَرَاهُ مِنَ الْأَلْوَانِ فِي مُدَّتِهِ سِوَ الْبَيَاضِ الْخَالِصِ فَهُوَ حَيْضٌ Kadınların çok karşılaştıkları konulardan bir tanesi de bu adet süresi içerisinde, bu periyodun içerisinde farklı farklı renkte kanlar görülebilir. Taharet bezine veya tuvalet kağıdına farklı renkler görülebilir. Diyor ki müellifimiz, وَمَا تَرَاهُ مِنَ الْأَلْوَانِ فِي مُدَّتِهِ Hayız süresinde kadının adet kanında gördüğü renkler سِوَ الْبَيَاضِ الْخَالِصِ Halis, katışıksız, beyaz görünceye kadar فَهُوَ حَيْضٌ Hayızdır. Yani sarımtırak bir renk görmüş, kırmızı bir renk görmüş, kırmızımtırak görmüş, siyah görmüş, koyu bir renk görmüş, koyu kahverengi görmüş, ne görürse görsün beyaz görünceye kadar taharet bezini veya tuvalet kağıdını bembeyaz görünceye kadar hayız devam ediyor demektir. Hatta ashab-ı kiram efendilerimizden hanımefendiler bu tür olaylarda tereddüt yaşadıkları zaman Hazreti Ayşe validemize müracaat ederlermiş radıyallahu teala anha. Şeriat dinin öğrenilmesi konusunda utanmaya yer bırakmamış. Bu meseleler madem gündelik hayatın içerisinde varlar ve bu meselelerle ilgili Kur'an-ı Kerim izahatta bulunuyor. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطِ diyor Cenab-ı Allah. Sana hayzı sorarlar diyor. قُلْ هُوَ اَذَنْ فَاَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فِي الْمَحِيطِ O bir necasettir. Bu durumda kadınlardan uzak durunuz buyuruyor Cenab-ı Allah. Cinsel ilişkiye girmeyiniz buyuruyor. Şeriatımız gündelik hayatımızın en ince ayrıntısına varıncaya kadar bizlere öğretiyor. Bilmemiz lazım gelenleri talim ediyor. Ashab-ı kiram efendilerimiz içerisinde ne yapacağını bilemez durumda olan hanımefendiler Hazreti Ayşe validemize danışırlarmış.
bir kabın içerisinde kullandıkları bezleri üzerine gül yağı serperek, yani haliyle o kanda bir koku vardır, o koku rahatsız etmesin diye gönderirlermiş Hazreti Ayşe validemize. Renk itibariyle hayız mıdır değil midir diye şüpheye düştüklerinde Hazreti Ayşe validemiz bembeyaz görünceye kadar hayızlısınız dermiş. Bu sahih kaynaklarımızda, hadis kitaplarımızda geçen rivayetler bunlar. Kadının hayız müddeti içerisinde görmüş olduğu kan hangi renkte olursa olsun bembeyaz oluncaya kadar, öyle görünceye kadar hayızdır. وَكَذَا اَطْطُهُرُ الْمُتَخَلِّلُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ ف۪يهَا Hayız süresi içerisinde zaman zaman temizlik olabilir. Yani bir misal verecek olursak, bir hanımefendi düzenli olarak her ay 5 gün adet görüyorsa, birinci gün adetini görmüş, ikinci gün, üçüncü gün bir şey görmemiş. 4. gün, 5. gün tekrar görmeye başlamış. Bu arada görmediği 2 gün hayız süresinden sayılır. Dolayısıyla o 2 günde namazlarını kılmayacak, orucunu tutmayacak. Burada adeti düzenli olan hanımefendilerin karşılaştıkları pek bir problem olmuyor. Düzensiz adet gören hanımefendiler ciddi sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bununla ilgili de konunun kendileriyle ilgili olan boyutunu mutlak surette sorup öğrenmeleri gerekiyor. Bizim dinimiz madem temizlik dini, taharet dini, aleyhissalatü vesselam Efendimiz temizlik imanın yarısıdır diyor. Bununla ilgili meseleleri sorup öğrenme mecburiyetimiz var. Peki, hayızın ne olduğunu böylelikle öğrendikten sonra hayız nelere engeldir? وَهُوَ يَمْنَوُ السَّلَاةَ Namaza engeldir. Hayızlı bir kadın namaz kılamaz. وَالصَّوْمَ Oruca engeldir. Oruç tutamaz. وَتَقْضِيهِ Orucu kaza eder. دُونَهَا Ancak namazı kaza etmez. Sahabe-i kiram efendilerimizden bir hanımefendi, Muaze bintu Abdullah adında bir hanımefendi, Hazreti Ayşe validemize soruyor. Diyor ki, ey Ayşe diyor, hayızlı kadın oruçlarını kaza ediyor da namazlarını niye kaza etmiyor diyor. Hazreti Ayşe validemiz ona diyor ki, sen haruralı mısın diyor. Yok diyor, haruralı değilim ben diyor. Ancak diyor, soruyorum, öğrenmek istiyorum diyor. Hazreti Ayşe validemiz de diyor ki, bizler diyor, adet olduğumuzda orucu kaza etmemiz bize emredilirdi, namazı kaza etmemiz bize emredilmezdi diyor. Yani Hazreti Peygamber Efendimiz oruçlarınızı kaza ediniz derdi ama namazınızı kaza ediniz demezdi diyor. Harura Küfe'ye yakın bir mesafe Hazreti Ali Efendimiz'e isyan eden hariciler ilk burada toplanmışlar. Dolayısıyla sen harici misin demek istiyor. Hariciler ilk çıkışları itibarıyla din yaşanmıyor, dini düzgün biz yaşayacağız iddiasıyla ortaya çıkanlar, daha sonra dini yaşanmaz hale getirdiklerinden dolayı toptan dini terk ediyorlar. Bunun için Cenab-ı Allah la taglu fi dinikum gayral hak. Hakkın dışında dininizde aşırıya gitmeyiniz buyuruyor. Yani dini yaşanır olmanın dışına çıkarttığınız zaman, insanlar yaşayamadıkları zaman dini, bu sefer dini terk etmek durumunda kendilerini buluyorlar. Bu çizgiler
önemli. Cenab-ı Allah dinimizi, diyanetimizi muhafaza eylesin. Kadın adet halinde namaz kılamaz, oruç tutamaz, namazlarını kaza etmez, oruçlarını kaza eder ve duhulel mescidi camiye giremez. Hayızlı olan kadın camiye giremez. Şimdi bazı aklı evveller özellikle de ümre mevsiminde ve hac mevsiminde kadınlar böyle bir periyoda döneme denk geldiklerinde camiye gidemiyorlar, otellerde kalmak durumunda kalıyorlar. Kendi kendilerine fıkıh üretiyorlar, diyorlar ki o gün kadın bu haldeyken camiye geldiğinde caminin kirlenme ihtimali vardı. Çünkü o gün kadın nasıl kendini koruyacak? Ama bugün artık elhamdülillah imkanlar var. Kadın bu halde normal hayatını sıradan bir kadın gibi devam ettirebiliyor. Dolayısıyla camiye gelmesine bir engel kalmamıştır diyorlar. Halbuki hikmet ayrı şey, illet ayrı şey. En basitinden bizim kitaplarımız diyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peygamber olarak gönderilişinin bi'setin 10. yılında miraca çıkıyor. Miraçta Hazreti Peygamber Efendimiz'e namaz emrediliyor. Hepimiz biliyoruz 50 vakit emrediliyor, 5 vakte iniyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Mekke-i Mükerreme'de 5 vakit namaz kılıyor. Sabah, akşam ve yatsı namazları tenha olduğu için evlerde sesli kılınabiliyor. Ama gündüz namazları müşriklerle beraber oldukları için sesli kılındığında onların duymaları, namazdayken sıkıntı vermeleri söz konusu olduğundan öğle ve ikindi namazları gizli kıraat ile eda ediliyor. Ondan sonra hicret oluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine-i Münevvere'ye geliyor. Medine-i Münevvere'de artık müşriklerin eziyeti korkusu yok ki. Niye öğle ile ikindi yine hafî kıraatle kılınmaya devam ediyor? Biz aklımızla bazı şeyleri, bazı hikmetleri belki bulduğumuzu zannediyoruz. Ancak gözden kaçırdığımız, bilemediğimiz birçok mesele olabiliyor. Bunun için Hazreti Ayşe validemizin verdiği cevap çok önemli. Neden ve niçin söylemiyor Hazreti Ayşe validemiz? Cevabı çok açık ve net. Diyor ki Hazreti Peygamber bize orucu kaza etmemizi emrederdi ama namazı kaza etmemizi emretmezdi diyor. Bu kadar basit. Peygamber camiye gir diyorsa girersin, girme diyorsa girmezsin. Bu haldeki adet dönemindeki kadının camiye girmesi de yasaktır. O tavafe, tavaf yapması da yasaktır. Hac veya ümrede tavaf yapması da yasaktır. وَقِرْبَانَ مَا تَحْتَ الْاِزَارِ Diz kapağıyla göbek arası etek altından mübaşeret etmek de yasaktır. Karı koca ilişkisinde bu adet halindeki kadının diz kapağıyla göbek arasını ellemek, buralardan cinsel olarak istifade etmek haram kılınmıştır. وَاِنْدَ مُحَمَّدْ قِرْبَانُ الْفَرْجِ Fakat İmam Muhammed'e göre galiz avret mahalli hariç diğer noktalarla istimta etmek haram değildir diyor. وَيُكَفَّرُ مُسْتَحِلُّ وَطْئِهَا Adet halindeki kadınla cinsel ilişkiyi helal sayan bir kimse dinden çıkar diyor. Bu konular da maalesef gündemde olmadığı için bilinmiyor ve bildiği zannedilen birçok kimse de
bu konuların cahili çıkıyor. Onun için hayız meselesi sadece kadınlarla alakalı bir mesele değil, erkeklerle de alakalı bir mesele. Eşinin durumuna göre onunla olan yakınlığı kocanın da tayin edebilmesi, ayarlayabilmesi için bunları bilmesi gerekiyor. وَاِنْ قَطَعَ لِتَمَامِ الْعَشْرَةِ حَلَّ وَطْءُهَا قَبْلَ الْغُسْلِ 10 gün dolar ve kadının gördüğü adet kanı kesilirse yıkanmadan önce cinsel ilişki helaldir. وَاِنْ قَطَعَ لِأَقَلَّ 10 gün dolmadan önce kan kesilirse لَا يَحِلُّ حَتَّى تَغْتَسِلَ yıkanıncaya kadar, yıkanmadan cinsel ilişki helal olmaz. Niye 10 gün dolup da kan kesilirse helal oluyor? Çünkü az önce de ifade ettik, dedik ki en üst sınırı nedir? 10 gündür. 10 günden sonra artık kadın hükmen temiz kabul ediliyor. Dolayısıyla cinsel ilişkide cünüplük cinsel ilişkiye mani bir durum değil. Böyle olunca yıkanmadan da cinsel ilişki söz konusu olabilir deniliyor. اَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا اَدْنَى وَقْتِ صَلَاتٍ كَامِلَةٍ 10 günden önce kan kesilmişse kadının hükmen temiz olabilmesi için üzerinden bir namaz vaktinin geçmesi lazım. Bir namaz vakti geçerse o namazı kılmak için yıkanma mecburiyeti vardı, gusül alma mecburiyeti vardı. Binaenaleyh hükmen temiz sayılıyor. Bunlar tabii faraziyat meseleleri. Yoksa adeti bitmiş olan kadının evleviyetle yapmak zorunda olduğu ilk şey nedir? Yıkanmaktır. Ama temiz midir bu kadın? Hükmen temizdir. Binaenaleyh bu durumdaki bir kadın eğer farklı bir durum söz konusu olursa su bulamaz veya su bulduğu halde ısıtma imkanı olmazsa tehir edebilir yıkanmasını, ama bu kadının hükmen temiz olduğu bilinmelidir. وَاِنْ كَانَ دُونَ عَادَتِهَا لَا يَحِلُّ وَاِنْ اِغْتَسَلَتْ Ancak bu adet kanının kesilmesi adeti olan gün sayısı dolmadan olmuşsa yıkansa dahi kadın cinsel ilişki helal olmaz. Yani bir kadın düzenli olarak her ay 6 gün adet görüyor. Bir defasında da 4 gün adet görmüş, ondan sonra kan kesilmiş, yıkanmış, namazına başlamış, orucuna başlamış. Cinsel ilişki mübah olur mu? Olmaz. 6 gün bitene kadar olmaz. Niye? Çünkü namaz ve oruç kısmında ihtiyat olan, tedbir olan namaza ve oruca başlamak, ama cinsel ilişki kısmında tedbir olan bunu tehir etmektir. Binaenaleyh adeti olan günleri doldurduğu halde kan gelmezse artık normal cinsel ilişki süreci söz konusu olabilir. وَاَقَلُّ الطُّهْرِ 15 يَوْمًا Temizlik süresinin asgarisi 15 gündür. Asgari 15 gün adet gördükten sonra kadının 15 gün temiz olması gerekir. Bu süre zarfında kan görecek olsa o gördüğü kan adet kanı sayılmaz. Binaenaleyh namazına ve orucuna mani değildir. Adet kanı kesildikten sonra en az 15 gün temiz olmak durumundadır kadın. وَلَا حَدَّ لِيَكْثَرِهِ Çoğunun sınırı yoktur.
2 ay, 3 ay, 4 ay adet görmemiş olabilir. Ama asgari temiz kaldığı süre 15 gün olmalıdır. İlla inde nasbil adeti fi zemenil istimrar. Eğer bir kız çocuğu baliga olduğunda, bülü çağına erdiğinde, erginlik çağına erdiğinde, bir kanamayla erginlik çağına ermiş ve sürekli olarak bu adet kanı görüyorsa, o zaman bu çocuk için, bu hanımefendi için bir nisap tayin etme, adet tayin etme mecburiyeti söz konusu olur. Böyle bir durumda hayız günleri ve temizlik günleri tayin edildiğinde temizliğin üst sınırı belirlenmiş olur. Bu noktada kimisi temizliğin üst sınırının 19 gün olduğunu, kimisi 27 gün olduğunu, kimisi 2 ay olduğunu, kimisi de 6 aya kadar uzadığını söylemişlerdir. وَاِنْ زَادَتْ دَمُ عَلَى الْعَادَةِ Eğer kadın periyodik olarak her ay belli günlerde adet görüyordu, bu sefer adetinin üstünde kan görmeye başlamışsa, فَاِنْ جَاوَزَ الْعَشْرَةَ Onu aşarsa, 10 günü aşarsa, 10 gün neydi? Son sınırdı. O son sınırı aşarsa فَالزَّائِدُ كُلُّهُ اِسْتِحَادَةٌ Adetinin üzerinde gördüğü bütün fazla günler hayız kabul edilir. وَاِلَّا فَحَيْضٌ Ama 6 gün normalde adet görüyordu kadın, bu sefer 9 gün gördü. 9 günde hayız sayılır. 6 gün normal kan görüyordu, bu sefer 12 gün gördü. 6 günü hayız günü kabul edilir. Yukarıdaki 6 gün, fazladan gördüğü 6 gün istihaza kabul edilir. O günün oruçlarını, namazlarını kaza etmesi gerekir. وَاِنْ كَانَتْ مُبْتَدِئَةً وَزَادَ عَلَى الْعَشْرَةِ Eğer bir kadın ilk defa hayız görmüşse, وَزَادَ عَلَى الْعَشْرَةِ 10 günden de fazla sürmüşse, فَالْعَشْرُ حَيْضٌ ilk 10 gün hayız dönemidir. وَالزَّائِدُ كُلُّهُ اِسْتِحَادَةٌ Bunun üstündeki istihaza kanıdır, hastalık kanıdır. Bu günlerin namazlarını ve oruçlarını kaza etmesi gerekir. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ